Şimdi durum ne? Onu görelim. Evet, sizin bel çukurunuza lütfen bakalım. Ne durumdaydı bel çukuru? Hasan Bey, şöyle gelsin ortaya, tüm hepinizi görelim. Ha? Daha da gelin şöyle şuraya. Evet, bel çukuru ne durumdaydı Hasan Bey en başta? Yani 2,5-3 santimlik bir boşluk vardı orada. Bir çukur vardı, tamam. Şimdi bakalım. Yani şu anda %90-95 gibi hocam. Normal bir insanınki yani, gibi oldu artık. Evet. %90-95. Peki ve secdeye hiç gidememiştin. Kaç yıldır gidememiştin? 2 yıldan fazla oldu. Evet ve burada ilk deneme yaptığında sol ayağını yan koydu. 3 yıla yakın. Kalçasının altında da koyamadı. Ve bir yere tutunamadan zaten secdeye gidemedi. Lütfen şimdi bir benzer hareket yapsana. Ya şöyle oturayım bu sefer. Hiç, bu da yapmadığım bir hareket. Bir de secde hareket, secdenin benzerini yap. İşte oturuyorum tabii şu anda. Hiç oturamıyordum. Ve ayağa kalkamıyordu, oturamıyordu. Destek de almadan kalkmış şu anda. Bundan sonra namazlarında bizlere duanı esirgemezsin. Peki Hülya Hanım'ın beli, bel çukuru ne durumda? Bel çukuru vardı. Hasan Bey gelsene şuraya. Hocam biraz daha yumuşamış. Bir %80'lik falan bir şey var. Bel çukuru %80 normal hale gelmiş. Evet. %20'lik bir daha gelmesi lazım. Evet. Tamam. Yumuşamış dediğimiz kısım ne? Ya burası biraz... Kemik. Kaslar daha kaslar sertleşmişti, sertleşti. Yumuşamış. Yumuşamış. Tamam. O %20'lik de biraz sonra gitsin. Ve sizde ne vardı? Ha, boynunuzda çukurunuz mu vardı? Düzelmiş hocam. Burası çıkıyor da baksanıza. Şu gelsene biraz. Hayır şöyle şöyle şuraya gelin lütfen. Evet, orası kambur. Evet, yan durun arkadaşlar görsünler sizi. Saçı kaldırsana. Peki, başka ağrılarınız, sızılarınız var mıydı? Yok öyle hiç. Tamam, orası nasıl olmuş? Buruk olmuş hocam, biraz daha şey olmuş. Şimdi önce şurası gitmiş, doğru mu? Burada C7 omuru... Etrafında yağ toplanmıştı, kemik dışarı çıktığından dolayı kas sertleşmesi olmuştu. Peki o öyle tamam. Siz peki küre kemikleri için ne dediniz? Domuk, donuk omuz dediniz, o neydi? Bende kodu yok. Şurası. Orasında ne vardı? Biraz daha bir... Tamam. Hasan Bey'i bir dinleyelim bak. O sizi incelemişti. Yani burada bir %20'lik, 30'luk bir donuk omuz vardı. Şu an tamamen gitti. Donuk omuz tamamen gitti. Donuk omuz ne demek? Donuk omuz hocam yani halk dilinde kamburluk. Ha. Hakikaten kamburluk bazı, varmış. Bazıları anneden doğma olabiliyor. Şu anda tamamen sıfırlandı mı? Sonradan. Evet, tamam. Ve bel çukurunda bir şey var mıydı? Bel çukurunda hocam yani bir %80'lik şey olmuş. Tamam. 2 santim fazla demiştiniz, şimdi durum ne? Normal bir insanki gibi olmuş mu? Yani bir %80 kadar falan şu anda. Normal haline gelmiş. O da sıfırlanacak. Bir de boyuna bakmıştım. Boynunuzda ne vardı boynunda? Boynu. Peki bir dakika. Yok mu? Ha değiyormuş zaten. Orada bir şey geliyor, şu anda gelmiyormuş. Sürükledi. Tamam. Kemik. Sümük kemik demek. Hı, tamam. Sümükler kemikler demek. Çünkü eline gelmiyormuş şu anda. Evet. Yani gitti onlar. Onu apardık oradan. Belli. Evet. Dur. Özün saçını topla. Saçlarını topluyorum. Güzel olmuş. Yukarıya doğru, yukarıya doğru. Güzel. Yandan doğru. Evet. Yakışı olmuş. Evet. Bir boyun düzleşmesi söz konusu. Tamam. Boyun düzleşmesi de kavis kazanmış. Evet. Tamam. Tamam. Orhan Bey'de ne vardı? Gelsene. Şurada durun ki Hasan Bey. Şurada durun lütfen. Buralar
çevirdi. Bir de burada şöyle yaptı. Yani hemen hemen %90 olacak. Ne vardı orada daha önce? Yine aynı şekilde bu donuk omuz vardı hocam. Kamburluk mu? Evet. Şimdi? Şu anda %90'lık bir şey var. Açılma var. Peki tam %100 olduğunda nasıl olur? Biraz daha böyle. Tamam. Tam bir şekilde oturması lazım. Burası bir bitsin de sonra Hülya Hanım. Bütün enerjimizi buraya verelim. Bende de %10'luk bir şey kalmış. Belde ne durum neydi? Biraz daha böyle içine göçüktü. Bel %90 o zaman düzeldi, doğru mu? Evet. Tamam. Ben de ayak düzlüğü de var. Tamam. Ayak tabanının düzlüğü varmış. Hemen bir inceleyelim. Peki ayak tabanına şöyle bakılır. Parmağını şuraya koyacaksın. Koy ayağını koy. Şu an istediğimiz düzeye gelmemiş. İncesine bakmamış. Tamam, bir dokunsana sen. Yani biraz daha var hocam. Tamam, biraz daha gelecek. Peki Orhan, daha önce ne durumdaydı? Daha öncesini görmedim. Düzdü. Şimdi biraz açıldı mı? Yakin ki vallahi tam fikir vermem. Tamam. Şimdi onu hemen düzelteceğiz bak. Koy, çıkar ayakkabını. Parmak hiç girmez. Evet, hiç girmez. Diğerini de çıkar. Şimdi bakın. Sen de Sabiha, Hülya Hanım sen de bak. Hasan Bey sen de bak. Parmağınızı şimdi koyun oraya. Kavis oluşturacağız orada. Ki zaten biraz oluşmuş kavis. Anladım. Şimdi fark ettiniz, durumu gördünüz değil mi? Evet. Tamam. Haydi hemen kavisini oluşturalım. Hem de burada. Arkadaşlar lütfen gelin bakın. Soldaki kısaydı, şimdi soldaki eş düzeye geldi. Topuğa bakın. Hayır, bir şey diyordu, evet. Hatırlıyor musunuz? Görmüş müydünüz? Solda eşitlendi hocam. Hatta soldaki biraz daha da uzadı. O fazla uzamaz, tam eşit hale gelir. Allah'ın nuru şifası nerede duracağını bilir. Ayakların eş hizaya gelmiş. Peki ve gelelim bir saniye, parmakla ilgili bir şey dediniz. Evet. Bir duyalım. Lütfen söyle Fatma Gül'ün parmağı ne durumda? Genetik olarak annemde de var. Şu küçük parmakların birleşiyor. Tamam. Sol olan %50'ye yakın yumuşamış. Sağ olan %30 diyebilirim. Bakayım valla soldaki %100 gibi mi geliyor? Gelsene. Elleyince var mı canım? Tamam. Şu tarafa göster arkadaşları. Öyle duruyordu. Şu. Bir saniye. Yani şu soldaki de sağdaki de aynı değil miydi? Sağdaki daha iyi. Dur önce, yani sağ ve sol aynı değil miydi? Evet, evet. Bakayım. Sol daha iyi. Evet, sol daha iyi. Sol daha önce yani sağdaki gibi değil miydi? Evet, evet. Tamam. Göster bak oraya. İkisi aynıydı. Ve şimdi bana bak lütfen. Evet. Soldaki daha düzelecek. Tam düzelmedi ama. %70. %70 var hocam. Tamam. Haydi öyle tut. Evet. Parmakların genelinde de şöyle S şekli var. Şekil bozukluğu. Tamam. Tamamla döndürüyordu. Hatta o kadar ağrıdı ki böyle tutamayacağım zannettim daha fazla. Bir de damarlarımda inanılmaz bir çekilme oldu. Teşekkür ederim herkese. Çok ısındı. Evet, çok ısındı. Tamam. İşte o ısınma birazdan düzeltecek parmaklarını. Tamam, geçmiş olsun şimdiden. Ha. Ertan Bey'in ne durumdaydı? Nesi vardı? Şimdi onda da donuk omuz vardı. %90'lık. Donuk omuz dediğimiz kamburluk şeklinde bir şey. O da %90 oranında düzeldi. Peki. Bravo. Elimize sağlık. Ve sizde ne vardı? Tamam. Şuradan gidelim. Sizde ne çalışmıştık? Belde ne vardı?
Belde boşluk vardı. Artık unuttum.